Bir gece uyanmıştım, saat gece 1 civarıydı. Tek katlı yazlık evimizin camından dışarı baktığım sırada kısa boylu, kırmızı gözlü, siyah, ayakları ters olan bir yaratık giderek uzaklaştı. Ertesi gün aynı yaratığın benzerlerini de gördüm. Arkadaşlar hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum, ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer adım Nur. Sizden gelenler serisi Part 3 ile devam ediyoruz. En korkunç paranormal deneyimlerinizi ve uyku kaçıran korku hikayelerinizi burada okuyorum. Ve sözü daha fazla uzatmadan videoya geçiyorum. Günlerden cumartesiydi, saat gece 4-5 civarıydı. Mutfaktan garip sesler gelmeye başladı. Merak edip mutfağa gittim. Mutfağa gittiğimde önümde kıpkırmızı bir adam belirdi ve bana kısık bir ses tonuyla gel dedi. Çok korkmuştum. Hemen anneme seslendim. Annem mutfağın kapısının önüne geldi ancak beni pek de dinlemedi. Sabah olduğunda anneme gece olanları sordum. Annemse bana tüm gece boyunca uyuduğunu, böyle bir olay hatırlamadığını söyledi. O an şoka girmek üzereydim. Çünkü bu olayı yaşamadan bir gün önce okulda cin çağırmıştım. Ah! Ve sanırım arkadaşımızın çağırdığı cin bu çağrıya karşılık vermiş görünüyor arkadaşlar. Merhaba Nur, seni çok seviyorum. Ben de sana kocaman sevgilerimi yolluyorum tatlım. Ben de kendi korku hikayemi anlatacağım. Teyzemlere gitmiştik. Onların evi mezarlığın yanındaydı. Gece oldu ve ben uyumaya gittim. Bir süre sonra evin kapısının oldukça sert ve hızlı bir şekilde vurulduğunu duydum. Teyzem kapıyı açtı. Gelen amcamdı. Amcama hoş geldin dedim ve ona selam verdim. Ne teyzem ne de amcam, ikisi de bana bakmadı. Başlarını aşağı eğerek odaya doğru yürüdüler. Olanlara anlam veremedim ancak çok da üzerinde durmadım ve uyumaya gittim. Birden yatağımın etrafında dolaşan bir gölgenin üzerime doğru geldiğini gördüm. O an sanki boğulacak gibi oldum. Hemen Allahu Ekber dedim ve rahatladım. Korkuyla annemi çağırdım ve bana uyu dedi. Sabah uyandığımda teyzem ve amcama gece neden öyle yürüdünüz sorusunu sorduğumdaysa bana... Biz gece evde değildik, düğündeydik ve siz annenle evde yalnızdınız, unuttun mu dedi. Bu olaydan sonra psikolojim darmaduman oldu. Belki sadece bir rüya görmüşsündür diye yorumlamak istiyorum. Ancak eğer bu yaşadığın şey gerçekse, benim başıma gelse ben de oldukça etkilenirdim. Hız kesmeden devam ediyorum arkadaşlar. Bir gece uyandım. Su içmek için mutfağa gittim. O sırada pencereye bir ışık yansıdı. Merakıma yenik düştüm ve dışarı baktım. Sakallı bir varlık dışarıdaki ışık kümesinin altında duruyordu ve aniden fırladı. Korkudan ne yapacağımı bilemedim, hemen yatağıma geri döndüm. O kadar çok korkmuştum ki bir daha gece pencereden dışarı bakmadım. Şu anda psikoloğa gidiyorum ve hala o şey gözümün önüne geliyor. Evet, hikayelerle devam ediyorum. Anlatacağım hikayeyi gerçekten yaşadım. O zamanlar 6 yaşlarındaydım. Odamdaydım, annem ve babamsa salondaydı. Mutfakta oldukça uzun, yaklaşık 2-3 metre boylarında siyah renkli, kırmızı gözlü bir varlık gördüm. Çok korkmuştum. Annemlerin yanına gittim. Gece oldu ve yatmaya gittik. Bir süre sonra kalktım ve mutfağa doğru yürümeye başladım. O varlık yine oradaydı. Buzdolabı ve duvarın arasındaki boşlukta duruyordu. O esnada bana bir pençe attı. Bu olayı hiç kimseye anlatamadım fakat hala birilerinin bana seslendiğini duyuyorum ve eşyalarımı saçma sapan yerlerde buluyorum. Sevgilerle. Sana da kocaman sevgiler tatlım ve umarım iyisindir. Bir gün okuldan eve geldim. Kapıyı annem açtı ve bana sadece gülümsedi. Sonra senin videolarını izlemeye başladım. Saat akşam 6 olmuştu. O esnada annem eve geldi. Anneme neden haber vermeden bir yere gittin diye sordum. Annemse bana ben hiç eve gelmedim ki kızım, işteydim dedi. Buna benzer bir olayı ben de yaşamıştım arkadaşlar. Ben ve arkadaşım evde yalnızdık. Birden kapı çaldı. Kapıya bakmak için gittiğimde ise orada hiç kimsecikler yoktu. Bu durum beni biraz korkutmuştu. Tekrar içeri döndüğümde ise arkadaşım orada değildi. Kontrol etmek için üst kata çıktım. Arkadaşım öylece oturuyordu. Ona neden yukarıya çıktığını sordum. Bana boş gözlerle baktı ve ben zaten yukarıdaydım dedi. Bu durum beni gerçekten çok korkutmuştu. Bence de oldukça ürkütücü. Peki şunu merak ettin mi? Sence üst kattaki mi yoksa alt kattaki mi gerçekten arkadaşındı? Merhaba Nur, ben Azerbaycan'da yaşıyorum. Ben de sana ve Azerbaycan'a kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Paranormal olaylarla çok karşılaştım diyebilirim. O zamanlar 12 yaşlarındaydım ve bir gece aniden uyandım. Kardeşimse henüz 1 yaşındaydı. Annem kardeşimi hep ayağında sallayarak uyuturdu. Ben uyandığım esnada da annem kardeşimi yine ayağında sallıyordu. Anneme "Anne, kardeşim uyumadı mı?" diye sordum. Hemen yanımda duran annem tam o anda birdenbire ortadan kayboldu. Bundan sonraki zamanlarda da buna benzer olaylar yaşadım. Ayrıca gördüğüm rüyalar da gerçek olmaya başladı. Bir gece nedensizce uyandım ve bir şeyin arkamda nefes alıp verdiğini hissettim. Sonra birisi bana dokunmaya başladı. Enseme ve saçlarıma dokunuyordu. Hemen dua okumaya başladım ve o şey her neyse gitti. Sanırım karabasandı. En son hatırladığım şey ise beni çekiştirmesi ve onun beni izlemesiydi. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum tatlım. Arkadaşlar, bu arada sizlerle paylaşmak istediğim bir şey var. Bildiğiniz gibi bu YouTube'un 100.000 aboneye özel gönderdiği bir plaket arkadaşlar. Şu an yaklaşık 135.000 kişiyiz. Kanala abone olan 135.000 kişi var. Ve benim de plaketim henüz yeni geldi sayılır. Ve bunu sizinle paylaşmamı hak ettiğinizi düşündüm arkadaşlar. Hepinize en içten teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepiniz benim için çok çok kıymetlisiniz. Bu plaketi almamda da bana en büyük destek olan kişiler sizlersiniz arkadaşlar. Hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Hız kesmeden hikayelerimize devam ediyorum. O gün benim doğum günümdü. Annem bana bir tane bez bebek ve bir tane Barbie bebek almıştı. Bu yüzden çok mutluydum. Barbie bebeği bez bebekten daha çok sevmiştim. Saçlarını köpüklerle yıkıyordum. O bebeği o kadar çok sevdim ki her gece onunla sarılarak yattım. Bez bebeğimi ise televizyonun üstünde bir yere koymuştum. Bir gece bez bebeğimle alakalı bir kabus gördüm ve çığlık atarak uyandım. Uyandığımdaysa bez bebek salonun tam ortasında duruyordu. Bazı bebekler gerçekten ürkütücü olabiliyor arkadaşlar. Ben de böyle bir bebeğe sahiptim, daha doğrusu sahibim, ancak bu konuyu başka bir videoda konuşuruz. Günlerden çarşambaydı ve gece yarısıydı. Günlüğümü yazmak için kalemimi arıyordum. Çantama baktım, çantamda benim yazmadığım bir kağıt vardı. İçinde "Perşembe günü gece yarısı okulun arkasındaki ormana gel, seni ağacın önünde bekliyor olacağım" yazıyordu. "Sakın gitme." Kağıdı sobaya atmak için sobanın yanına gittim. O esnada kulağıma küçük bir kız çocuğunun fısıldaması geldi. Bana "Asla o kağıdı sobaya atma" diyordu. Arkama dönüp baktığımdaysa hiç kimse yoktu. Bu hikayeyi alırsan çok sevinirim. Anlattığım şey gerçekten yaşanmış bir hikaye demiş arkadaşım. Belki bir arkadaşın şaka yapmak için çantana böyle bir şey yazıp bırakmış olabilir. Ancak sonradan duyduğum fısıldama sesiyle ilgili yorum yapamıyorum. Merhaba ve başlıyoruz. Hadi başlayalım. Tüm aile bir gün ormana pikniğe gitmiştik. Çadırımızı kurduk, atıştırmalar yedik, gece oldu ve uyumaya gittik. Ben hasta olduğum için ayrı bir çadırda yatıyordum. Saat epey geç olmuştu ancak ben hala uyuyamamıştım. Birden içime bir ürperti geldi. Acıktım ve marshmallow yemek için çadırdan çıktım. Marshmallowlardan birkaç tane alıp çadıra dönecektim. Sanırım kamp gibi bir şey yapıyor arkadaşım. Piknik demiş ama muhtemelen kamp arkadaşlar. Alırken siyah kostümlü bir kız gördüm ve bayılmış numarası yaptım. Böyle yaparsam gideceğini düşündüm. Gözümü açtığımdaysa kız hala orada duruyordu. Kız benim elimden tuttu. Cin gibi değildi. Ben de çocuktum, o da çocuktu. Beni bir kulübeye götürdü. Çok korkmuştum. Bana "Merhaba, benim hiç arkadaşım yok. Benimle arkadaş olur musun?" dedi. Ben de evet anlamına gelecek şekilde başımı salladım. Bana bir arkadaşlık bileziği verdi ve çok mutlu oldum. Her pikniğe gittiğimde onunla oynuyordum. Bir gün yine pikniğe gitmiştik. Her zaman olduğu gibi onunla oynamak istedim. Daha önce ona hiç adını sormadığımı fark ettim. Bu sefer soracaktım. Ancak gittiğimde onu bulamadım, kız orada yoktu. Aradan günler geçti ancak kız hala gelmedi. Yani belki sizinle birlikte orada kamp yapan diğer insanların çocuklarından biridir diye düşünmek istiyorum. Bir gece annem ve babam dışarı çıkmıştı. Ben ve kardeşlerim evde yalnızdık. Ben ortanca kardeşimle oyun oynarken küçük kardeşim duvara bakıyor, kendi kendine konuşup gülüyordu. Çok ürkmüştüm ve o an panik içerisindeydim. Sanki bana bakan bir şey var gibi hissediyordum. Ancak orada hiçbir şey yoktu. Annem ve babam eve geldiğinde olayları hemen onlara anlattım. Bana verdikleri yanıt şu şekildeydi. "Kardeşlerim derken ne demek istiyorsun? Senin sadece bir kardeşin var, unuttun mu?" diyerek konuyu kapattılar. Umarım bana bir şey musallat olmamıştır. Yani arkadaşlar, umarım bence de olmamıştır. Yeni bir hikayeyle devam ediyorum. Bir gece ablam kalkıp tuvalete gitmiş. Tuvaletten çıkınca salonda beni görmüş. Hatta benimle göz göze bile gelmiş. Yatmak için odaya girdiğinde ise benim yatağımda uyuduğumu görmüş. İşin garip tarafı bu olaydan bir gün sonra sabah 7 civarı salona gittiğimde ben de salonda bir kız görmüştüm. Arkadaşlar bazen ruhların ya da hayaletlerin bu dünya ile diğer dünya arasında sıkıştıkları, yani arafta kalıp diğer dünyaya geçmeyi bir türlü beceremedikleri söylenir. Kısacası ruhları bu dünyada kalıyor. Bu yüzden bazı yerleri sahiplenerek orada yaşamaya devam ediyorlar. Bu hikaye de bana bu söylentiyi hatırlattı. O gece anneannemlerin evinde yatıya kalmıştım. Saat gece 12 gibiydi, kuzenimle film izliyorduk. Ben o sırada aniden dedemin silüetini gördüm. Gözlerimi ovuşturdum ve tekrar baktığımdaysa silüet orada yoktu. Sonra kuzenim dedemin sesini duyduğunu söyledi. Ancak ben duymamıştım. O gece korkarak uyuduk. Sabah bu konuyu anneanneme sorduğumdaysa bana dedemin ruhunun bizi sık sık ziyaret ettiğini söyledi. Bunu 2 yıl önce yaşadım. Gece saat 2-3 civarıydı. Yataktan su içmek için kalktım. Annem genelde bu saatlerde namaz kılardı. Mutfağa giderken annemin karanlıkta namaz kıldığını gördüm. Çok korkmuştum. Çünkü annem 2'de 1 hızlı yere eğilip kalkıyordu. Su içmek aklımdan çıkmıştı. Yatak odasına gittiğim zaman annemin yatakta uyuduğunu gördüm. Olayı anneme anlattığımdaysa bana rüya görmüş olabileceğimi söyledi. O sırada odadan çıkıyordum. Annem bana iyi ki beni kaldırdın, babanı işe kaldıracaktım, uyuyakalmışım dedi. Cevap vermek için arkamı döndüğümde ise annem kılığına giren varlığın orada olmadığını fark ettim. O gece olanlardan dolayı çok korkmuştum. Yani arkadaşlar sanırım benim başıma gelse ben de oldukça korkardım. Arkadaşlar sizden gelen hikayeler bugünlük bu şekildeydi. Hikayelerinizi Türkçeden Türkçe'ye çevirdim diyebilirim. Çünkü arkadaşlar gerçekten anlaşılması oldukça güç bir şekilde yazmıştınız. Bundan sonra en geç ayda bir kez olacak şekilde veya daha çok yorum gelirse 2 haftada 1 olacak şekilde hikayelerinizi derleyip tekrar anlatacağım. Eğer siz de hikayeniz okunsun istiyorsanız lütfen düzgün bir Türkçe ile ve korku hikayem etiketiyle hikayelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Ve araştırmamı istediğiniz konuları da yine yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Şimdilik hoşça kalın.